Samet Bey, siz de hiç iyi görünmüyorsunuz. Yani Hikmet Bey çok güçlü biri. Hiçbir şey olmayacak. Benim sıkıntım başka. Necati abi yıllardır onun yanında çalışıyordu. Nasıl yaparım? Hikmet Bey'in onun hapse girmesine bir rolü olduğunu düşünüyor. Sen de bu saçmalığa inandın ha? Vallahi ben bu camiada olup biten bütün saçmalıklara inanıyorum. Çok garip bir insan topluluğusunuz. Özellikle de Sermet Bey. Ben buraya gelmenin iyi bir fikir olmadığını söylemiştim. Ama şimdi tartışmanın yeri değil. Ayarı biraz kaçırdın mı acaba? Yok hayatım, konuşa konuşa anlaşıyoruz işte. Laf lafı açıyor, sohbet ediyoruz. Bir sorun yok. Efendim Ali. Abicim vallahi burada haberler kötü. Hikmet babamızı kaybettik abi. Başın sağ olsun. Başım sağ olsun. Babamız ölmüş. Vallahi başınız sağ olsun diyeceğim de hanginizin babasıydı ölen, kafam karıştı. İkimizin de babası. Fırat'la biz kardeşiz. Babamız bir, anamız ayrı. Fırat daha yeni öğrendi. Ben biliyordum. Deniz Hanım teşekkürler. Bir dakika olur mu canım? Bu halde araba kullanmayın. Ben geliyorum. Nasıl ya? Allah Allah. Biri az önce olanları bana deşifre edebilir mi Can? Bu ikisi kardeşmiş işte. Bunlar niye kardeş çıktı şimdi? Bilmiyorum. Fırat'ın da yeni haberi oldu herhalde. Hiçbir şey söylemedi. Allah'ım sen benim aklımı koru. Ne oldu, gitti mi herkes? Ha, gitti. Nur topu gibi Sermet Karayel diye de bir kayınçon oldu. Kayınço mu? Sen ne saçmalıyorsun yine ya? Ne oldu? Fırat'la Sermet Karayel kardeş çıktı Irmak'cığım. Hikmet Kazan öldü. Sen uyurken çok şey oldu. Dünya karıştı yani. Ben gidiyorum. Arkadaşlar, yeter artık. Çekeceğinizi çektim zaten. Yeter artık. Evet, tekrar başınız sağ olsun. Bir ihtiyaç var mı? Hani cenaze için yapabileceğim bir şey varsa ilgileneyim. Eyvallah abi, sağ ol. Çocuklar halledelim. Peki. Abi, cenaze işlerini ayarladık. Yarın naaşı yastığına gidecek. Öbürsü günde defneceğiz işte kısmetse. Tamam. Necati abi tutuklandı.
cezaevine sevk ediliyor. Bunca yıl sonra içeriden çıktı diye çocuklar gibi sevmişliydi. Bu yaşta nasıl yaptı böyle bir şey aklıma almıyor. Anlamana imkan yok Fırat. O ömrünü babanın bitirdiğini düşünüyor. Sense baba acısı çekiyorsun. Anlamana imkan yok. Anneme gidiyorum ben. Fırat, sen mahallede araba süremezsin. Ali götürsün seni. Ali kalsın, gelen gidenle ilgilenir. Sana da başsağlığı dileyemedim bu karışıklıktan. Eyvallah. Sen de hayatının şokunu yaşadın Nari. İlk duyduğumda ben de kötü olmuştum. Dengem bozulmuştu. Gerçi Fırat çok ters zamanda öğrendi. Tam benim beynime silah dayamıştı. Necati abi yumurtladı. Necati abi biliyor muydu? Nari. Senin o Necati abi dediğin var ya. Hikmet Kazan'ın kara kutusu. Neyse şimdi tartışmanın zamanı değil, acımız büyük. Her ne kadar hayatında hiçbir baba olmasa da... şimdi acısını çekiyorum Nari. Ben de gideyim. Cenazede görüşürüz. Acı tatlı günlerin geçti Hikmet Kazan'la. Ne de olsa yarı kayınpederin sayılır. Arzum var mı? Yok almış. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.